Alevilik yaşam felsefesi olarak bugünkü sömürü sisteminin dışında ve karşısında bir anlayışa sahiptir. Hiçbir dönemde bu doğrultuda devlet denilen özel mülkiyetin tahakküm aracına asla müdahil olmamışlardır ve asla ondan medet ummamışlardır kendi felsefesleri doğrultusunda rızalık ve komünal yaşam, ortak yaşam birliğiyle kendilerini her dönemde finanse etmişlerdir. Bu ortak yaşam kültürü sömürü sisteminin de baş düşmanıdır. İktidarını koruyabilmek için devletler ve sömürü sisteminin sahipleri ortak yaşamı ortadan kaldırma gayreti içerisindedirler. Böyle olunca hiçbir devlet anlayışı asla Alevilerin özerk olarak kendi yapıları ile var olmalarına tahammül edemez. Buradan hareketle bugün dün de gördük Alevi açılımlarını. Neye mal olduğunu gördük. Her şeye rağmen evet diyenlerin düştükleri hatayı da gördük. Ama biz biliyoruz ki Alevilik hiçbir dönem biraz önce anlattığım biçimdeki örgütlü devlet yapısıyla uyuşmaz. Bu düşmanlık anlamında değil. Bu çatışma anlamında değil bu söylem. Aslı ortak yaşamdır. Rızalık kenti yaşamıdır. Buradan hareketle devlet şimdi diyor ki yeni alevi açılımı yapacağım. Cem evlerine e, kültür evi diye statü vereceğim. Önce şöyle düşünelim. Kadim Alevi tarihinde dört duvarla belirlenmiş bir cem evi kültürümüz yoktur. Ru'i zemin yani bütün yeryüzü bizim için cem yapacak alandır. Yerdir bir ağacın kölgesinde de cem yaparız. Bir fakirin evinde de cem yaparız. Ancak yeni şartlarda tabi tutulduğumuz özellikle sürgün politikası doğrultusunda kaçmak zorunda kaldığımız kentlerde ve varoşlarda bir araya gelmek için eşit yurttaşlık hakkımız olan ortak ibadet, ve ortak toplantı için bir yere ihtiyaç duymuşuz. Bunun adını Cem e koymuşuz. Asla kadim tarihteki Cem Ev anlayışı değil. Aslında toplantı alanımız. Bir araya gelme alanımızdır. Bizim Cem Evi'nden önce yasal statüyle istediğimiz yerde, istediğimiz biçimde inancımız doğrultusunda ilişkilerimizi özgürce yaşamamız. Şimdi sen kalkıp, bu ülkenin yüzde 99'u İslam'dır dersen, Ermeni'yi yok sayarsan, Süryani'yi yok sayarsan, Keldani'yi yok sayarsan, Alevi'yi yok sayarsan, o zaman bugünkü açılımın e, şartlarını değerlendirdiğimizde yine benimle oyun oynuyoruz. Bu bir. İkincisi, Ebu Suud'u Alevi katliamcısı, fetvacı başı Ebu Suud'u referans göndere, göstererek sen bir e, devlet yönetiyorsan köprünün adını Osman ya da Yavuz koyarak ısrarla Alevi katliamının baş e, şeyi bir de bilerek Beyazıt diyorlar Beyazıt. Asıl adı Bay Yezid'dir. Beyazıt değildir. Tarihi inceleyin. Bayezid. Şimdi bu söylemleri benden gizleyerek bana bir açılım yapacaksın. Ardından diyeceksin ki dedelere maaş bağlayacağız. Ha bu işe teşne olan e, Aleviliğini kaybetmiş ya da Aleviliğini pazara çıkarmış birçok unsur bulursun. İşte güvence de burada. Bunlar üzerinden gerçek Aleviliği, Ocak Aleviliğini ve gerçek Rea Hak Aleviliğini yok etme planıdır bu. Bugüne kadar kadim tarihinde Aleviler asla pirlerine hiçbir şeye muhtaç etmemişlerdir. O rızalık kenti yaşam kültürüyle pir, pire demişlerdir ki senin ailenin geçimini biz sağlayacağız. Sen bizim yolumuzu yürüteceksin. Pir de tamam boş zamanında kendine özel işlerinde çalışmış. Bakınız pirlerimizin ne sarığı vardır ne cübbesi vardır. Sembolik hiçbir şeyleri yoktur doğaldırlar. Ama yarın maaşa bağladığı pire bir cübbe giydirecekler. Maaşa bağladığı pire diyecekler ki sen... Şu kuruma tabi olarak çalışacaksın. O kurum da diyanettir. Diyanetin alevi kanadı denilecek. Ben diyanetin demokratik bir insan evrensel insan hakları beyannamesine göre bir devletin dini olmaz. Devlet her dinden vatandaşlarının e, inançlarını özgürce yerine getirebilecek bir mekanizma olmalıdır. Sen bana din dayatamazsın devlet olarak. O benimle hak arasındaki bana ait olan özgür irademle belirlediğim bir inançtır. Sen benim özgür irademe ipotek koyamazsın. Aleviliği maaşa bağlamak pirleri ya da statü vermek ister kültür evi olsun ister cem olsun benim kendi anlayışım. Ama benim vatandaş olarak toplanabilecek kendi değerlerimi insanlarımla paylaşabileceğim bir mekana ihtiyacım var. Bunu Alevi olarak değil vatandaş olarak istiyorum. Öbür taraftan Aleviler hakkında hiçbir dini temsilcinin belirleme hakkı yoktur, haddi de yoktur. Sen Hristiyanlara Hristiyanlık öğretebiliyor musun? Sen Musevilere Musevilik öğretebiliyor musun? Hem <laughs> peygamberiniz diyor ki senin dinin sana, benimki bana ama kalkmışsın. Benim anlayışım, inancım üzerinden talimat verme gayretindesin. Beni bir yerlere bağlama gayretindesin. Bu ne demokratiktir, ne insanidir, ne de ahlakidir. Bunu ben kendi şahsım olarak kabul etmiyorum. Bizim kadimden bu yana rehber pi, talip rehber pir mürşit hiyerarşik yapımız vardır. Ocaklarımız bünyesinde biz örgütleniyoruz. Bizim bir inanç kuruluna İkinci bir diyanete ihtiyacımız yoktur. Bugüne kadar da olmamıştır. Bizim yasal yasal bir örgütlenmeye dahi ihtiyacımız yoktur. Bu zeminde yasal örgütlenmeler ancak Aleviliğin bu doğal hiyerarşisine hizmet için kurulabilir. Yasal örgütler hizmet örgütü olmalıdır. Pirde de tayin eden örgütler olmamalıdır. Bu anlamda da bir eksiklik var. Yüzlerce İslami tarikat var. Bunların hiçbirisi örgütlü de, yasal olarak örgütlü değil. Orta Doğu'da da bugüne kadar Türkiye'de bugünkü şartlarda yasal olarak örgütlü bir Alevi tarihine rastlayamazsınız. Yasal zeminde. Bu yasa dışılık değildir. Meşruluktur. Yarısanlar, kakayiler, ehli haklar gidin Irak'a, İran'a, Suriye'ye gidin. Hangi Alevi camiası yasal olarak örgütlüdür? Böyle bir şey yok. Öyle bir talepleri de yok değil mi? Öyle bir talepleri de yok. Olamaz da. Bizim örgütlülüğümüz kadimden ve ocaklarımız o zaman talip rehber pir mürşit hiyerarşisi kaybeder yapısını. Zaten kaybetmemesi için bakınız ocak zadeler pirler yani burada bir ince nokta var pirler soy kütüğünden gelirler onun sebebi de ocaklar oluşturulurken ehil olan ailelere ocak sorumluluğu verilmiş ve Yaşam boyunca da bu ocak sorumlusu pirlere de analara da denmiştir ki siz kendinizden sonra bu ilkeleri saptırmadan e, yürütecek kendiniz gibi bir evlat yetiştireceksiniz denmiş. Ve bugüne kadar böyle gelmiş. ha Bugün bu çağa güne yaşama uymuyorsa bunu ben değiştiriyorum diye de değiştiremezsin. Bunun bir yolu var. Ocakzadeler, ehil olan ocakzadelerin önce ortak inisiyatifini yeniden güncelleyerek bu inisiyatif içerisinde akademik örgütlenmeyi sağlayarak yeni pirlerin fizikle, biyolojiyle, kimya ile, astrolojiyle, uzay bilimiyle donatılarak çağa uygun pirlerin yetişmesine olanak sağlarsın. Hiçbir akademik çalışma yok. Yasal kurumların, Alevilik adından kurulan kurumların hiçbirisinde Aleviliğin yol erkanı konusunda bir akademik çalışma yok. Ondan sonra herkes Alevilik pazarlıyor. Yani bunlar akla zarar. Bunlar akla zarar. Bunların aşılması gerekiyor.